Herkese merhabalar, ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz üslü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi. Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpılırken taban aynen yazılır, üsler toplanır. Örneğin 3 üssü 2 ile 3 üssü 5'i çarptığımızda üslerini toplarız ve sonucu buluruz. Yani 3 üssü 2 artı 5'ten 3 üssü 7 olur. Mantığı aslında şu şekilde. 2 tane 3 ile 5 tane 3'ü çarptığımız zaman aslında 7 tane 3'ü çarpmış oluyoruz. Bu yüzden 3 üssü 7 olur. Zihninize bu şekilde kodlarsanız unutmazsınız. Tabanlar aynı değilse sayılar üssün üssü şeklinde yazılarak eşitlenebilir. 5 üssü 6'yı aynen yazarız. 25'i 5 tabanında yazarız. Yani 5'in karesinin 4. kuvveti olur. Buradan da 5 üssü 8 gelir. Üstlerini topladığımızda ise 5 üssü 14 buluruz. Üstleri aynı ifadeler çarpılırken üst aynen yazılıp tabanlar çarpılır. Üstler aynı değilse sayılar üstün üssü şeklinde yazılarak eşitlenebilir. Örneğin 7 üssü 4 ile 5 üssü 4'ü çarptığımızda üstlerimiz aynı olduğu için tabanları çarparız ve 35 üssü 4 buluruz. Diğer bir örneğimizde ise 9 üssü 3 çarpı 8 üssü 2 sorusunda burada ne tabanlarımız eşit ne de üstlerimiz. Buradaki taktiğimiz sayıları en küçük tabanda yazmak. Yani 9'u 3'ün karesi şeklinde, 8'i ise 2'nin küpü şeklinde yazdığımızda buradan 3 üssü 6 çarpı 2 üssü 6 geliyor. Üstlerimiz de aynı olduğu için tabanlarını çarparız ve 6 üssü 6 buluruz. Tabanları aynı üslü ifadeleri bölerken taban aynen yazılıp birinci sayının üssünden ikinci sayının üssü çıkarılır. Yani 2 üssü 10'u 2 üssü 6'ya bölmek istersek 2 üssü 10 eksi 6'dan 2 üssü 4 çıkar. Üsler aynı olduğunda üs aynen yazılıp tabanlar bölünür. Örneğimize bakarsak 32 üssü 4 bölü 8 üssü 4'te üslerimiz aynı olduğu için 32'yi 8'e böleriz ve sonucumuzu 4 üssü 4 buluruz. Sıradaki örneğimizde üslerimiz veya tabanlarımız aynı olmadığından 25 ve 125'i en küçük tabanda yazarız. Yani 25 yerine 5'in karesini, 125 yerine de 5'in küpünü yazarız. Daha sonra üssün üslerini çarptığımız zaman 5 üssü 8 bölü 5 üssü 9 olur. Bölmede üsleri çıkardığımız için 5 üssü 8 eksi 9'dan 5 üssü eksi 1 buluruz. Parantezin dışındaki ortak üs, parantez içinde çarpım veya bölüm şeklinde olan sayılara ayrı ayrı dağıtılabilir. Örneğin 34 üssü 2'yi 17 çarpı 2 üssü 2 şeklinde parçalayabiliriz. Buradan da 17 üssü 2 çarpı 2 üssü 2 olur. 4 bölü 7'nin 3. kuvvetinde ise yine aynı şekilde 4'ün 3. kuvveti bölü 7'nin 3. kuvveti şeklinde ayrı ayrı yazabiliriz. Şimdi sıra sizde. Herkes kalemlerini, kağıtlarını hazırlasın. Ekranı dondurup çıkan soruyu çözmenizi ve sonrasında cevabını kontrol etmenizi istiyorum. Bakalım konuyu kimler anlamış? Üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemiyle ilgili anahtar bilgiler videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan bir soru olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.